Merhabalar, ben Makbul Yana. Bugün sizlere boy uzatma ameliyatı olmaya karar verdikten sonra dikkat etmeniz gereken hususlardan bahsediyor olacağım. Boy uzatma ameliyatı olmaya karar verildiyse bu ameliyatın nerede olunacağı ile ilgili dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi doğru doktoru seçmek. Boy uzatma ameliyatı kozmetik amaçlı olsa da diğer kozmetik ameliyatlara göre çok daha risklidir. Bu yüzden doktor seçerken çok dikkatli olunmalıdır. Öncelikle seçilecek doktorun daha önce ameliyat ettiği hastalarını, karşılaştığı komplikasyonları, bu komplikasyonların sıklığını ve komplikasyonların doktora bağlı olup olmadığını araştırmak gerekir. Bunlara ek olarak doktorun hastalarını takip edip etmemesi ya da ulaşılabilir olup olmaması da çok önemli kriterlerdendir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise hastane kalitesidir. Ameliyatın yapıldığı hastanede sterilize sorunu olup olmadığı ve kullanılan cihazların modernliği araştırılmalıdır. Ayrıca ameliyat esnasında kullanılan cihazlar ameliyat sonrası yara izinizin büyüklüğüne de etki edebilir. Bütün bunlara ek olarak boy uzatma ameliyatı için doğru aday olmama ihtimali de olabilir. Bunun için hastalara ameliyat öncesi bir takım tahliller yapılır ve hastanın ameliyata uygun olup olmadığı belirlenir. Ayrıca seçilen doktorun ameliyat öncesi hasta ile hedef uzama miktarını, güvenli uzama limitlerinin konuşulması gerekir. Hastanın beklentilerinin gerçekçiliğine, yapılan tahliller ve muayene göz önünde bulundurularak karar verilmesi ve hedef uzama miktarı planlanırken güvenli uzama sınırlarının da dikkate alınması doktorun tecrübeli ve sağlık odaklı olduğunun göstergelerinden biri olacaktır. Son olarak da ameliyat sonrası uzama sürecinde ise iyi bir fizyoterapi desteği alınması şarttır. Süreç boyunca alınacak bu fizyoterapi desteği kemik kaynama hızından komplikasyon riskinin azalmasına kadar birçok şey için çok önemlidir. Kemik kaynama hızı için uzama sürecinde beslenme ve sigara kullanmamak da son derece önemlidir. Vanibitoğlu ekibi olarak tüm süreçte bu adımlara ve çok daha fazlasına dikkat ediyoruz. Ayrıca ekibimizin kalite kontrol sorumlusu da sizinle sürekli iletişim halinde olarak bu süreci çok daha iyi hale getirmemizi sağlıyor. Bizim için hastalarımızın sağlığı en öncelikli hedefimizdir. Başarılı bir sürecin önce başarılı bir doktor, sonrasında ise başarılı bir ekibin işi olduğuna inanıyoruz.